iki evlere bu vakfı niye açıyoruz? Öyle ya, her yerde açılıyor. Bazıları soruyor, bu bir ihtiyaç mıydı bu vakfın açılması? Muhakkak ki bugün birileri çıkıp da efendim biz şimdi temiz bir toplum istiyoruz diyorlar. Halbuki biz ümmeti Muhammed hiç kirlenmedik ki. Birileri kirlenmiş de onlar bizden değildi zaten. Ama biz ebediyete kadar temiz kalacağız. İşte o kardeşlerimizi pisliğe bulaşmış, dizleri ne kadar necis olmuş kardeşlerimizi bu hakkın, Fatih'in ve Mevlana'nın kapısında temizleyeceğiz inşallah. Bu kapıya taş atılmaz. Şevki hocamızın deyimiyle gül atılır. Taş atana da gül atarız biz inşallah. Mevlana'nın kapısından eşkıya olarak girenler evliya olarak çıkarlardı. Milli Gençlik Vakfı'nın kapısından da nasıl girilirse hakkın askeri olarak çıkılır Allah'ın izniyle. Bir diğer ne yapacağız Kürtçük evlerde? Burası bir eczanedir. Birincisi Kur'an eczanesi, ikincisi doktora gidecek parası olmayanlar. Doktorda muayene olduktan sonra reçetesini alamayanlar. Bundan sonra sizin doktorunuz 42 evlerde Milli Gençlik Vakfı'dır. Çocuklarını okulda okutamayanlar, okullarında ihtiyaç olan okullar ve burada bulunan sağlık ocağı artık Milli Gençlik Vakfı ile irtibata kuracak ve biz onlarla kuracağız ve onların her şeyini biiznillah temin edeceğiz. Ve burada bulunan evinde aşı olmayan kardeşlerimiz, evinde odunu, kömürü olmayan kardeşlerimize şefkat elimizi uzatacağız inşallahü teala. Sözlerimi bir üstadım çok güzel bir beyanatı var, onu biz kendimize yontarak söylüyorum. Diyor ki, bu vakıf öyle bir vakıf ki gelenler bulur şifa, bu vakıfa gelenler asla görmesin cefa. Bir gelen bir daha gelsin, şükür etsin Allah'a, açanlar akıl sefaat ya Muhammed Mustafa. Esselamun aleyküm. Allah hayırlı etsin. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet, hayırlı dualardan sonra değerli Mücahit hocamızı Şevki Yılmaz'ı huzurlarınıza alıyorum. Allah razı olsun hocam, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahillezî lâ yadurru ma asmihi şey'un fil ardı ve lâ fis semâ. Ve huve semî'ul alîm. Muhterem kardeşlerim, sözlerimize başlarken dünya okulunda talebe olarak imtihana tabi tutulduğumuz böyle bir mekanda onun imtihanında başarılı olmak gayesiyle, insanlığa hizmet gayesiyle, insana yaratılış gayesini göstermek maksadıyla açmış bulunduğumuz Milli Gençlik Vakfımızın Körfez Mahallesi, namı diğer 42 Evler Mahallesi'nin şu güzide cemaati karşısında bulunmayı lütfeden Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Elhamdülillah. Sadece şu anda beni dinleyen, bizi dinleyen, şu kalbi iman, eli Kur'an ve dili la ilahe illallah tevhidini taşıyan gençlik yok karşımızda. Bu gençlik gibi Türkiye'nin her tarafında insanımız yaratılış gayesine yönelik
İslam'ı faaliyetleri süratlendirdiğini gördüğüm için Rabbıma tekrar hamd ediyorum. Üç gündür Kırşehir, Kayseri, Tokat ilçelerindeydik. Bugün de Bayrampaşa ve Fatih'te olduk. Ve bu akşam da 15. konuşmayla karşınıza çıkmış bulunuyorum. Niçin bu kadar çok dolaşıyoruz? Çünkü Müslümanlık insana iki mühim görev yükler. Şöyle İngiliz turisti gelse, dese ki sen Müslüman mısın? Evet, elhamdülillah. Hepimiz böyle deriz. Peki bu Müslümanlığın Türkçesi ne? Bu Arapçadır. Esleme yüslümü İslamen Müslümun. Bunun Türkçesini söyle de ben de İngilizceye çevireyim. Böyle bir soru sorsa kaçımız cevap veririz? Değil dinimizi bilmek, Müslüman kelimesinin, Müslüman kimliğinin Türkçesini bile %90'ımız zor bilir. Zaten bu kimliğin manası bilinseydi, bugün Türkiye'de kavram kargaşası, bugün Türkiye'de sistem arama, model arama, nizam arama kavgası ve kargaşası olmazdı. Nedir Müslüman? İşte bu salonun, bu müessesenin, bu teşkilatın açılmasının sebebi, Müslüman kimliğin insana yüklediği bir görevdir. Müslüman, silim kökünden geliyor. Silm. Ya eyyellezine amenu dhulû fissilmi kâffe. Ey iman edenler, barış düzenine toptan giriniz. Barış düzeni. Dünyada iki düzen var. Birinin adı kavga, anarşi, vurgun, terör düzeni. Ben buna boğa düzeni diyorum. Türkiye'deki düzenin adı boğa düzenidir. Enflasyon boğasıyla halk eziyor, zam boğasıyla ediyor. Tıpkı Roma'da, statlarda insanlar nasıl boğayla ezilirdi. Zayıf köylü birini alırlardı, stadın içine koyarlardı. Boğalar böyle onu öldürürdü. Hatta gülerek o zalimler, o burjuva sınıfı, o halkı sömüren bir avuç mutlu ve putlu azınlık, zayıf, mazlum, çaresiz, biçare insanların boğalar tarafından yok edilmesini neşeyle seyredip ettikleri gibi aslımızda da boğa güreşinin aynen devam ediyor. O zaman dört bacaklı hayvan vardı, şimdi enflasyon, anarşi boğası karşımızda duruyor. Onun için dünyada iki düzen var. Biri kavga düzeni, anarşi düzeni, vurgun düzeni, soygun düzeni. Öbürü de barış düzeni, sevgi düzeni, kardeşlik düzeni, şefkat düzeni, merhamet düzeni, iyilik düzeni. Allah'ın gönderdiği sistem kavga düzeni değildir. O kulunu o yarattı, en çok kulunu o düşünür. Din nedir? Bir soru sorsak, ben İslam dinindeyim. Din nedir? Din bir Arapça kelime. Din nedir kelimesinin manasını bildiğimiz zaman kavgalar ortadan kalkar. Dinin manası sistem, düzen demektir. Sistem, mesela sosyal demokrat bir dindir. Sağ demokrat bir dindir. Vahşi kapitalizm bir dindir. Liberal ekonomi bir dindir. Sosyalizm bir dindir. Yani bir düzendir. Peki düzen nasıl olmalıdır? Dünyada çeşitli düzenler var. İki tane dedim ya. Biri kavga düzenleri, öbürü barış düzeni. Kavga düzenleri çeşitli, insanları aldatmak için. Kimi sosyalizm olarak, kimi kapitalizm olarak, kimi solculuk olarak, kimi sağcılık olarak karşınıza çıkıyor. Peki, dinin tarifi nedir? Müslüman olarak bunları bilmeye mecburuz. Biz Milli Gençlik Vakfı'nı burada çay içilsin, dedikodu edilsin diye açmıyoruz. Burası bir eğitim yuvası olacak. Bir okul olacak. Peygamberlerin yaptığı iş budur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'de önce bir odayı üniversite yaptı, okul. Darül Erkam. Müslümanlar her evde, her apartmanda bir odasını Darül Erkam yapmak mecburiyetindedir. Dinimizi öğrenmeye mecburuz. Avrupa'yı karış karış gezen bir kardeşinizim. Avrupa'da 3 yaşındaki çocuk dine teslim edilir. Din bizde korkulur. Bizde korkulur. 3 yaşında Alman'ın çocuğu
anası babası kolundan alır, kindergarten denilen, Türkçesi çocuk okulu. Çocuk okulu denilen okulun müdüresi başörtülü rahibeye teslim edilir. Bütün bu çocuk okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na değil, Kiliseler Birliği'ne bağlıdır Avrupa'da. Okulun müdürü papazdır. Okulun müdüresi rahibedir, öğretmenleri de rahibe veya papazdır. Avrupalı utanmıyor. 3 yaşındaki çocuğunu İncil'e teslim ediyor, hala bizim geri zekalı cobazlar Kur'an'dan korkuyorlar. Bu nasıl çağdaşımız? Bu nasıl? Nokta dergisi geçen Brüksel'de, hocam diyor, siz kökten dinci misiniz? Bak. Dedim kökten hırsız olacağıma, kökten dinci olmayı şeref sayarım. Nedir ya bu korktunuz? Kökten hırsızlıktan utanmıyoruz da, kökten dincilikten için operiyorum. Utanmıyorsunuz. Tekrar dedim bak, köksüz dinsiz olacağımıza, kökten, Kabe'ye dayalı, kökü sağlam, dinden olmayı şeref sayarız. Avrupalı dindara ilerici diyor. Avrupalı kiliseye bağlı olana çağdaş diyor. Türkiye'de bunlar tam tersine. Genç Müslüman oluşunu hala bir şeref sebebi saymıyor. Aman Müslümanlığı gizleyelim. Yıllarca böyleydi ama elhamdülillah geçti Bolun Pazarı. Moda devri kapanıyor. Bu asrın modası gençler İslam modasıdır. İslam. İslam modasıdır. İslam, Müslüman olmaktan herkes Allah'ın izniyle şeref duyacak. Çünkü milletimiz dinini öğreniyor. Biz hepimiz kardeşiz. Hepimiz 65 milyon ayrım yapmadan kardeş kabul ediyoruz. Onun için diyoruz ki Türkiye'deki bu kavram kelime kargaşasını gelip birlikte halledelim. Düzen arıyoruz. Herkesin isteği bu. Türkiye çıkmaz sokağa girmiştir. Çıkmaz sokak. Ekonomi çıkmaz sokaktadır. Anarşi çıkmaz sokaktadır. Ahlak, kültür, medeniyet çıkmaz sokaktadır. Paramız çıkmaz sokaktadır. Madenlerimiz, petrolümüz, her şeyimiz çıkmaz sokaktadır. Bakın Amerika, askerlerinden 10 kişi öldü diye askerini geri çek. Şimdi Amerika'nın geri çektiği askeri Türkiye takviye edecekmiş. Çilleri Amerika'ya çağırdı. Benim gönlüm vuruluyor, senin cevdetin vurulsun. Görüyor musunuz şu memlekete? Cevdet cevdeti vuracakmış. Bugün de İstanbul'da söyledim. Dün de Kayseri Spor Salonu'nda o mahşeri miting alanına dönen o mahşeri kalabalığa da aynısını söyledim ki bana bak Tansu Hanım, senin gücün yetmez Müslümanı Müslümana kırdırtmaya. Ankara'nın gök kubbesini kafanıza geçirmezsek namerdiz. Siz bizi ne zannediyorsunuz? Bu ülkenin sahibi biziz. Müslüman askeri gidireceksin, Müslümanı öldürtmeye. Johnny'nin canı can da Cevdet'inki patlıcan mı? George'un canı can da Cevdet'inki patlıcan mı bu ülkede? Hans'ın canı can da Hasan'ınki patlıcan mı? İki Amerikalı öldü, sana da yakattı. Vay! Meğer Müslüman ölecekmiş de yanlışlıkla Amerikalı olmuş. Görüyor musunuz? Amerika'dan, Amerika'nın gücü yok da Müslümanlar gölgeden korkuyorlar. Bir avuç Somalili rezil etti Amerika'yı. Bir avuç Somalili. Onun için Türkiye'de her şey çıkma sokağa girmiştir. Millet arayış içindedir. Bu arayış içinde olan millete ana yolu göstermek, otoban yolu göstermek, hak olan yolu göstermek için gece gündüz dolaşmaya mecburuz. Ne, bu insanın, düzen arayan bu insanın aradığı düzeni insana tarif etmek hepimizin ortak görevidir. Nedir din? Din neydi? Düzen, sistem demek. Peki fıkıhtaki tarifi nedir? Onu tarif ettik mi kavga biter Türkiye'de. Din, düzen şöyle olmalıdır. Ben kendime sizi çağırmaya gelmedim. Bak bir düzen tarif ediyorum. Bu düzen, bu şartlara hangisi uyuyorsa onu seçin. Sol uyuyorsa solu, sağ uyuyorsa sağ, kavga yok. Düzeni Allah tarif ediyor, dikkat edin. Düzeniniz şöyle olsun. Nasıl olsun? Eddinu vas'un ilahiyyun sa'ikun lidevil okul bihtiyarimil mahmud ilel hayri bizler. Din, yani düzen, önce vas'un. Romalı'dan gelmeyecek. Din vas'un, ortaya konacak.
ortaya konacak. Kim tarafından konacak? Romalı'dan değil. Ya ilahiyyun, sizi yaratan Allah'ınız tarafından ortaya konacak bir düzen arıyoruz. İlahi olacak bu. Solculuk ilahi midir? Sağcılık ilahi midir? Sosyal demokrat, sağ demokrat ilahi midir? Hayır. Onların merkezi Roma'dır. Biz Roma merkezindeki düzeni aramıyoruz. Kabe başkentindeki düzeni arıyoruz. Bunu bilmeye mecburuz. Ve buna açıklıkla konuşmaya mecburuz. Nasıl olacak bu ilahi düzen? Dikkat edin. Saikun lidevil ukuli. Akıl sahiplerini sevk eder. Nereye sevk eder? Dikkat edin düzenin tarifine. Lidevil ukuli bihtiyarimil mahmud. Kendi iradeleriyle. Düzen kavga düzeni olmayacak. İnsanları sopayla çağırmayacaksınız. Komünizm sopayla insanları çağırdı. Komünist olmayanların 15 milyonunu sabun makinelerinde eritti. Faşizm de aynıdır. İşte Mussolini, işte Hitler. Sopayla illa benim kanunuma uyacaksın. Türkiye öyle değil mi? Polisi alıyor yanına. Bugün gelirken gördüm. Vergi arabası, maliye memurları polis yoluyla zorla garipten fiş soruyor. Ama 3 milyara Hilton'da düğün yapan patrondan fiş soran yoktur bu ülkede. Böyle düzen olur mu? Böyle düzen olur mu ya? Otobüsteki yolcuyu indiriyor. Fişin var mı? Be zalim. 15 bin liranın fişini soruyorsun da 15 milyar lira gelinin boynuna kolye takan hırsızın neden fişini sormuyorsunuz bu ülkede? Niçin? Çünkü düzen Allah'ın tarif ettiği bir düzen değil. Zorla konmuş. Gece rüya görüyor. Sabahleyin diyor kadere gördüm, koydum. Bir rüya daha vergileri arttırdım. Bir rüya daha rüya dedim. Amerika'daki sinyal vergileri arttırdım, faizi arttırdım. Öyle düzen olmaz. İnsanları polisle, jandarmayla, bekçilikle kendi düzeninizi kabule çağıramazsınız. Allah böyle bir düzeni kabul etmiyor. Kendi iradeyle gelecek. Peygamberimiz çok ağladı Mekke'de. Öz amcaları karşı çıktılar. Sonra ayet onu uyardı. Kendini ne yoruyorsun ya Muhammed? Telaşın mı? Senin görevin uyarmak. Senin görevin duyurmak. Ey Muhammed'im, seni biz insanların üzerine bekçi göndermedik. Ayete bakın gençler. Bekçi göndermedik. Sen polis değilsin. Peygamberine bekçilik görevi vermeyen Cenab-ı Hak bize verir mi? He? Zorla insanları namaza getirelim. Zorla başlarını açacak, örtelim. Yok, böyle bir meslek yok. Biz sadece müezziniz. Müezzin. Müezzin ne demek? Günde 5 vakit minareden günde 5 vakit hayya alessalâh, haydin Allah'a secdeye diye nasıl müezzin çağırıyorsa, işte Türkiye'yi kıtaları dolaşarak bütün insanlığı nereye çağırıyoruz? Hayya alessalâh. Hak düzene geliriz. Duyan duyar. Duyan uyar, uymayan uymaz. Kimseye karşılamazsınız. Bu dünya bir imtihandır, bir okuldur. Sadece elem ye'tikum nedir? Kıyamet günü neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Elem ye'tikum nedir? Sana uyarıcı gelmedi mi? Gelmedi mi? Sana hak diyeceğini anlatan gelmedi mi? Kalu bela kaccaena nedirun fekezzebna. Ya Rab biz duyduk, bize uyarıcılar geldi ama biz gırgır geçtik. Yalanladık. Ve kedderna. Yalanladık. Ve kunne ma nezzelallahu min şey. Dedi ki sen kafandan konuşuyorsun. Dini bu işlere karıştırma kardeşim. Dini ekonomiye, dini siyasete, dini askeriyeye karıştırma. Sen kafandan uyduruyorsun. Allah böyle bir şey uydurmadı. İn entum illa fi dalalin mubin. Siz apaçık sapıksınız, yobazsınız, gericisiniz. Memleketi karıştırıyorsunuz dedik. Kalu lev künna nesmah. Ağlayama başlayacaklar. Ah keşke işitseydik. Ah keşke işitseydik. Ev nakilu. Aklımızda kullansaydık şu söylenen sözleri, iyi anlasaydık. Ma künna fi ashabi sa'il. Şimdi ateşe gidenlerden olmazdık. İşte bu gerçeği, o korkunç manzarayı ahiret yurdunda görmeyelim diye bizim görevimiz sadece uyarmaktır. Uyanmak. Duymadık ya Rab denmesin için. İşte peygamberler bile bekçi mesleğinde değil.
Zorla insanları hak davaya çağıramazsınız. Çağırırsanız düzen hak olmaz. O faşizm olur. O komünizm olur. Hocam silah alalım ellerimize de meyhaneleri kapatalım. Yok, sen faşizmi tarif ediyorsun, İslam'ı değil. İslam insanlara tatlı lisanla hitabı, insanlara güler lisanla daveti emretmiştir. Ud'u ila sebil-i rabbike bil hikme vel mev'azetil hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen. İnsanları üç yolla hakka çağırın, silahla hakka çağrılmaz. Neyle? Bil hikme. Hikmetli, delilli, kaynaklı, belgeli sözlerle. Sonra vel mev'izetil hasene. Geçmiş kavimlerin batı sebeplerini. Karun niçin helak oldu? Falan kavim neden yıkıldı? Şeddad'ın kavmi ne suç işledi? Bunları anlatarak uyandırın insanları. Başka ve cadilhum billeti yahsen. Açık oturum yoluyla. Güzel böyle açık oturumlarla. Tatlı efendim panellerle. Tartışmalar yoluyla insanları nereye çağırın? İlâ sebîl-i rabbik, yaradanının yoluna. İşte hak nizamın, düzenin özelliğini anlatıyorum. Bir, vahye dayanacak. Hatırsız Allah'ın sözü olacak. İki, o hakka çağırırken cebir yok. Tatlı dille, kendi iradeleriyle insanlar gelecek. Kendi arzularıyla insanlar gelecek. Kendileri dilekçe vererek bu davaya girecek. Yani kalben dilekçe. Ya Rabbi yandım, geliyorum sana. Senden geldim, senin düzenine dünyada dönüyorum diye kendi iradeleriyle insanlar hakka gelecekler. Bu düzene biz barış düzeni diyoruz. Başka? Bu düzen nereye çağıracak? O çok mühim. Nereye çağıracak? Düzeni tarif ediyorum. Din. İlel hayri biddat. Düzende hayır olacak. Hangi görüşten olursan olun dedim. İster sosyal demokratı bugüne kadar savunun, ister sağ demokrat. Çağırdığınız veya içinde bulunduğunuz düzende fakiri gözetecek prensip var mı? Yok, o kavga düzenidir. O düzende bir zekat müessesesi var mı? Yoksa o kavga düzenidir. O müessesede fakirlere sadaka vermeyi emreden bir prensip var mı? Yok, o kavga ve anarşi düzenidir. O düzende ana babaya iyilik, ananın ayağı altını öpmek cennete, cenneti öpmek kadar sevap olduğunu, ana baba ziyaretinin nafile hac ve umreden eftal olduğunu bildiren, ana sevgi baba sevgisi aşılayan bir fikir var mı? Yok, o düzen barış düzeni olamaz. O düzende yoldaki taşı kaldırıp da kenara atmak bir ibadettir düşüncesi var mı? Yok, o düzen barış düzeni olamaz. O düzende senede bir defa ben her hafta et yiyordum, fakirler de yesin diye bir kurban müessesesi yok mu? O düzen barış düzeni olamaz. İslam laf dini değil. Bütün bu prensipleri ortaya koymuş barış dinidir. Bizim düzenimizde mahkemeler davacı göremezlerdi aylarca. Hakim beklediğin için kavga yok ki dava olsun. Boşanma yok ki dava olsun. Senedi protesto etme yok ki dava olsun. Düzen barış düzeni. Hırsız yok ki kolu kesilen olsun. Düzen barış düzeni. İşte bizim düzenimizde bundan dolayı cezaevi de yok. Çok az böyle büyük şehirlerde son 150 senedir kurulmuş cezaevi. Neden? Ufak tefek suç işleyene diyor ki kefaretler babında fıkıhta çok enteresandır. Suç mu işledin? Ah gol dediğimiz gibi bile ol desek İslam gelecek şu ülkeye Allah'ın izniyle. Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu döneminden bahsediyorum. Ceza mı? Ceza fakirlere yardımdır. Görüyor musunuz nizamı? Zengin bir suç işledi diyelim. Önce diyor ki ona 3 tane fakiri giydir. Herkesin elbisesi var. O zaman 3 tane fakire fakirin karnını doyur. Daha başka bir suç işlediği zaman 10 tane fakiri giydir. 10 tane fakiri elbise giydir veya 10 fakir git karnını doyur. Daha ağır bir ceza işledi. 60 fakiri giydir. 60 tane fakir elbiseli ise karnını doyur. Yani şu sisteme bak. Hep ezilen düşünülmüş. Hep musadaf düşünülmüş. Hep sömürülen düşünülmüş.
Bu düzen barış düzeni değil de hangi düzen? Hangi sistemde böyle kaideler var? Onun için düzenimizi iyi tespite mecburuz. Düzenin tarifini bilirsek yolumuzu biliriz. Düzen nedir? İlahidir. Düzen nedir? İnsanları çevren değil, kendi arzularıyla çağıracak. Düzen nedir? İnsanları iyiliğe, yardıma, şefkate ve kardeşliğe çağıracak. İşte bu düzeni toplumun bugün bulma mecburiyeti vardır. Hep beraber bulalım. Kimdir bu düzenin sahibi? Allah'tır. Allah her şeyin kanununu koymuştur. Kaccalullahu li külli şeyin kadra. Her şeyin ölçüsünü Allah koymuştur. Roma kapılarına gitmenize gerek yok. Enflasyon nasıl sıfırlanacak? Allah unutmadı. Ve huve bi külli şeyin alim. Bazı şeyin alim değil. Bi külli. Her şeyi bilendir. Ölçüsünü koymuş. Enflasyonu bu kavga düzeninde düzeltemezsiniz. Düzen bozuktur. Düzen. Bu düzen, bu kavgacı düzende ben de kaptan olsam sen de aynı kavga olur. Onun için Türkiye'de sistem bozukluğu var. Batı reçetelerini sağ kapta mı yesem, sol kapta mı? Hangisinden yersen ye, zehirdir ya kardeşim. Zehir. Kapları değişeceğine düzeni çöple at, bin yıllık düzeni getir bu ülkeye. Saadet buradadır, başka yolda saadet yoktur. Başka kapılarda saadet yoktur. Kardeşlik bu kapıdadır. Dostluk bu kapıdadır. Şefkat bu kapıdadır. Enflasyonun için kavga düzeni dönmemiz. Çünkü kavga düzenleri zaten sömürüye dayalıdır enflasyon önlem. Hocam Türkçe konuş ya. Enflasyon iktisadi bir terimdir. Türkçesine gençler ezberleyiniz enflasyon. Neden önlenmez? Türkçesini anlarsanız Türkiye'de enflasyonu önlemek istemedikleri için önlenmediğini anlarsınız. Nedir enflasyon hocam? Az işçi çalıştırarak, az üretim yaparak çok kar yapma oyunudur. Tekrar ediyorum. Az işçiyle, az üretimle çok kar yapma oyununa enflasyon derler. Bu bir oyundur. Kumar gibi ekonomide. Mesela Vefik Koç 10 bin işçi çalıştırıp 10 bin araba ürettiğinde 10 milyar kazandı diyelim. Enflasyon sıfırlı olduğu zaman. Ne yapıyorlar? Enflasyonu bilerek kortlatıp mallara zam yapıyor. Mallar, mal fiyatları yükseliyor. Bu sefer aynı Vefik Koç 1000 araba üretiyor, 1000 işçi çalıştırıyor ama yine 10 milyar kar ediyor. 9000 işçi dışarı atıyor. 10 bin arabadan edeceği karı 1000 arabayı 1000 arabadan ediyor. Bu vurgunu sağlayan işte günümüzdeki enflasyon oyunudur. Bunu ben biliyorum da onlar bilmiyor mu? Biliyor ama elbette ki Vefik Koç İslam'ın gelmesini onun için istemiyor. Hadise bu. Bu adil düzeni onun için istemiyorlar. Adam enayi mi kendine göre? Ahirete inanmamış. 10 bin işçiyle uğraşıp 10 bin araba üreteceğime diyor. 9 bin garimi dışarı atarım. Aynı karı 1000 arabayla alırım. Ahirete inanmayan insan bu zulmü yapar. Çünkü düzenin adı boğa düzeni. Onun için muhterem kardeşlerim, artık Müslüman olarak düşünmeye mecburuz. Neyi düşünmeye mecburuz? Bu din bize niçin geldi? Neden emanet edildi? 3 yaşındaki Alman çocuğu dine teslim ediliyor da bizim çocuklar acaba kim? Bizim çocuklar kaç yaşında dinin kapısını açıyorlar? Michael Jackson'ın şarkısını dinlemek için 700 bin lira veriyor, İstanbul'a gidiyor. Dünya güzellik yarışması olsa Michael Jackson dünyada sonuncu olur. O kadar çirkin. Tam maymun kolik. Ama genç için gidiyor. Güzelliğine hayran olduğu için değil. Ya Allah ona çok ilginç bir ses vermiş. O sese kaç gidiyor. O sese koşuyor. Madonna geliyor, o sese koşuyor. İbrahim Tatlıses geliyor, o sese koşuyor. Bir de sen evladına o sesi yaratan, sanatkarı mutlak olan Allah'ı tanıtırsan bu genç Allah için ölüme bile gider. Bunu tanıtamadık. Eseri sevdirdik de sanatkarını evlatlarımıza sevdiremedik. Ağaca baktık, sevdik, meyvesi hoşumuza gitti ama onu ikram eden saniye mutlakı evlatlarımıza öğretemedik. Bir de o elmanın sahibini tanıtsaydık, Bilal-i Habeşi gibi 300 kilo taşın altında Allahu Ahad derdi evlat. Allahu Ahad
sanatkara aşık olmak bütün eziyetleri unutturur insana. Değil üsküler dünyayı sırtına yükleseler Allahu ahad dersiniz. Evlatlarınıza sanatkarı, bu dünyanın sanatkarını tanıtmak mecburiyetindesiniz. Bu da ancak bu ülkede barış düzeninin kurulmasıyla mümkündür. Ben burada konuşayım 500 kişiye. Televizyon 6 milyona konuşuyor. 10 milyona koşuyor barış. Bu kavgada, bu mücadelede barış düzenini ben nasıl anlatayım? Ben yayan gidiyorum, o füzeyle gidiyor. Onun için Türkiye'nin iktidarına hak düzenin el koyma mecburiyeti vardır. Niçin mecburiyeti var konuşmamın sonunda? Müslüman kimliğin manasını anladığımızda niçin mecbur olduğumuzu çok daha iyi anlayacaksınız. O halde Müslüman kardeşlerim, biz bugün Milli Gençlik Vakfı'nı açarken ne yapmış oluyoruz? Bir, dinimizi tanıtıcı bir eğitim okulunu burada hizmete açıyoruz. Dinimizi tanımaya mecburuz. Evimizin her köşesinde bir odayı İbni Erkam Üniversitesi diye hizmete açmaya mecburuz. Evlatlarımızı dinle tanıştırmaya, yaratıcısıyla tanıştırmaya mecburuz. İki, Medine-i Münevvere'de Resul-i Ekrem devlet temelinin inşasını yaptı. Caminin tam yanında bir üniversite kurdu. Mekke'de de üniversite, Medine'de de üniversite. Eğitimsiz inkılap olmaz. Bunu ezberleyiniz. Eğitimsiz inkılap olmaz. Kainatı Cenab-ı Hak eğitimle terbiye etmiştir. Ağaçları eğitmeyi bilmeyin, erik yabani olur. İlla ona aşı eğitimi yaptırmaya mecbursunuz. Hayvanları eğitmeyiniz, vahşi olur. Ama eğittiğiniz zaman Almanya'da görüyorum, yeşilde geçiyor, kırmızıda duruyor köpek. Eğitimle trafiği öğreniyor. Hayvan. Hayvanlar aleminin eğitimi var. Ağaçlar aleminin var, bitkiler aleminin var da insan eğitimsiz olur mu? İnsanı eğitmezseniz vallahi anasını boğar. Var, konferanslarımda anlatıyorum. Sağmacılarda Yusuf anasını boğmanın acısıyla intihara teşebbüs ediyor. Ben nasıl içki içtim de gece 2'de secdede anamı boğdum. Her gece anam beyaz örtüsüyle gözü yaşlı bana Yusuf! Beni nasıl boğdun oğlum? Ben seni 9 ay karnımda taşımadım mı Yusuf? Kollarımla büyütmedin mi Yusuf? İşte bu Yusuf eğitimsiz olduğu için vahşi olmuştur. O İslam eğitiminden geçseydi secdede anasının ayağını öpecekti. İnsanları eğitmek mecburiyetindeyiz. Burası eğitim yuvası dedi kardeşlerim. Haklıdır. Her tarafı eğitim yuvası yapmaya mecburuz. Başka, burası aynı zamanda bir yardım okulu olmalıdır. İşte başkan kardeşim bundan bahsetti. İslam laf dini değildir gençler, eylem dinidir. 7 çeşit yemekle iftar açacağız, adil düzen gelsin diyeceğiz. Olmaz. 3 öğün yemeğimizi 2'ye indireceğiz. Hep beraber bir öğün yemeği bu mahalledeki yemek bulamayan insanlara aktaracağız. İslam sözlere sevap yazmıyor. Bak, bizim dinimizin özü bu. İslam sözlere sevap yazmıyor. Ta ki o sözü tatbik edinceye kadar. İstediğin kadar bağır, yardım etmek var, yardım etmek var. Yo, edeceksin ki sevap olsun. Veya bağır, namaz kılacağım. 10 sene bağır, kılacaksın, kıldığın an sevap yazar. İslam eylem dinidir, eylem. Müslümanlar yardımlaşacak. Gökte mi yardımlaşacağız? 30 yaşında genç evlenemiyor, iş bulamıyor. Birlikte ağlayalım, birlikte gülelim diyorum. Mesele budur, İslam'ın özü budur. Bakın, Üsame ile tanıştık. Kim Üsame? Cezayir İslam Harekatı'nın lideri, Abbas Medeni'nin oğlu, genç mücahit. Dedim, bu harekette böyle başarılı noktaya nasıl geldiniz? Cezayir Hareketi öyle anlar, sizin, bizim duyduğumuz gibi değil, müthiş bir hareket. Arapça bilen genç az, o kadar Fransız kültürü zehirlemiş. Ana dilini bilmiyor. 2 milyon şehit vermişler 60'larda. Fransız askerlerine karşı. Bu kadar korkunç tahribat. Gençler diskotekte, esrarda, içkide, eroinde. Böyle bir toplumdan İslam inkılabı. Nasıl yaptınız dedim ya Allah aşkına söyle. Bunun sırrı nasıl? Tek kelime söyledi. Halkla birlikte ağladık, halkla birlikte güldük. Biz tokken millete
adil düzende aç kalmayacaksın demedik. Birlikte aç kaldık. Yani düzen gelmeden kendi içimizde. Bunu yapmaya mecburuz. Her mahallenin temsilcisi, her sokağın temsilcisi aynı zamanda o mahalledeki fakirden, açtan, hastadan mesuldür. Birlikte, gücümüz kadar, gücümüzün dışında şeyler der, Allah bizi sormuyor. Müslümanlık yaşama dinidir. İslam barış huzur dini olduğuna göre özde ve sözde eylem Müslüman olmaya mecburuz. Sahabenin başarısı buydu, buradaydı. Bilal-i Habeşi Hazretleri 300 kilo taşın altında ahat ahat derken Ebu Bekir Sıddık dayan, adil düzen kullanınca seni kurtarırım demiyordu. Servetini ortaya koyuyordu. Tam 40 bin koynunu verdi köleleri hürriyete kavuşturmak için. O büyük sahabe, Mekke'nin en büyük zenginlerinden biri. Onun için gençler, bu davada 3 insana ihtiyacımız var. Her gün sahabeyle sizi ağlatacak değiliz. Asrın Ebu Bekir'i Sıddıklarını bekliyoruz. İşte genç kardeşim yardım dedi. Aslında yardım değil, görevdir o. Bu gençliğe hizmet bir görevdir. Ya istikbal göklerde değil, istikbal gençlerdedir. Genci olmayan ne gökte uçar ne yerde sürünür. Gençliğe önem vermeye mecburuz. Bu gençliğe önem vermek için, bu gençliğe önem vermek için 3 sınıf insan arıyoruz biz. 1- Ebu Bekir Sıddıklar. Malını gençliği için harcamaya hazır zenginler. Bu dünya imtihan. Kime kalmış servet? Oğluna, servet yerine ahlak bırakacaksın diyor peygamber. Edep bırakacaksın. İnsanlık bırakacaksın. Babanın evladına bıraktığı en hayırlı miras onun kalbine koyacağı aşkullah'tır. Aşk-ı Resul'dür. Edeptir, hayadır, iffettir. Böyle bir nesil için malların feda edilmesi lazım. Başka her mahallede bir Ebu Bekir, her sokakta bir Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bulduk yetmez. Bir de her mahallede bir Ömer-ül Faruk bulacağız. Müslümanlara cesaret verecek Ömer-ül Faruk. Mekke sokağında bağıran, ey Mekkeliler duruyorsun, Ömer Müslüman oldu. Hanımını dul, evlatlarını yetim bırakmak isteyen işte benim karşıma geçsin. Hazreti Muhammedül Evi'nin muhafızıyım. İşte bunu diyecek Ebu Bekir Sıddıklara, Ömer'ül Faruklara her devirde ihtiyacımız vardır. Bir de Sümeyyeler, hareketin, inkılabın tamamlanması için Sümeyyelere ihtiyaç var. Başı açık olsun, örtülü olsun. Oğlu ağlarken, ana, bak seni Ebu Leheb develere bağlayıp ayağını ikiye ayıracak. Ne olur Allah'ı inkar et dediğinde, ey oğlum, ben inkılap eriyim. Ben ilk şehit olmak istiyorum. Seni çok seviyorum ama seni bana bir hediye eden Rabbimi senden çok seviyorum. Accilu ya adilallah. Acele et ey Allah'ın düşmanı. Develeri getir. Rabbime bir an önce kavuşan, ilk şehit olan sahabe kadın olma şerefine nail olacağım diyen Sümeyye yolunda Sümeyyelere her sokakta ihtiyaç vardır. Onun için şu harekette, şu mücadelede, şu hak mücadelesinde toplumda barışı ve huzuru sağlamak istiyorsak mutlaka bu 3 sınıfı her yerde bulmak mecburiyetindeyiz. Var mı bunlar? Elhamdülillah. İşte karşımda bulunan siz. Hepiniz bu 3 sınıftansınız. Bunu sadece Rabbime bir hamd, bir şükür vesilesi olduğu için söylüyorum. Türkiye'de, İslam aleminde her tarafta bu müesseseler bir bir açılıyor. Burada dinimizi öğreneceğiz. Gayemizi öğreneceğiz. Görevimizi öğreneceğiz. Nöbetimizi öğreneceğiz. Başka? Yardımlaşacağız. Birlikte gülüp birlikte ağlayacağız. Aynı zamanda burası bir sağlık okuludur dedi arkadaş. Tebrik ediyorum. Yani sadece miden ağrıdı, mide ilacı. Tabii o görevdir. Ama asıl olan şu gencin kalbine Allah sevgisini koymak. Futbolcu Maradona'yı tanıdığı kadar sanatkarını bu gence tanıtmak için bu kapı herkese açık olmalıdır. Kimse kovulmamalıdır. Baş açık, baş örtülü. Bana geçen Nokta Dergisi muhabiri, demin de arz ettim, Brüksel'de sordu. Bizim kongrede, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Kurulu'nda, hocam dedi, Filiz Hanım geldi.
Ne olacak? Başa çık Filiz Hanım. Tabii dedim gelecek. Bizde acil yoğun hastanesi var. Herkes gelecek. Biz Filiz Hanım'ı acil yoğun bakıma aldık. 8 ay sonra o Filiz'den ister meyveleri. Bütün insanlığın faydası için sunuyor. Buraya herkes gelecek. Herkes. Hiç unutmuyorum, konferans bantlarında dinlemişsinizdir. Bir kadın vardı bizim genel merkezin karşısında, Köln, Almanya. Baktı televizyonda, aha benim evim yanında İslam merkezi, cami. Ertesi sabah televizyon etkisiyle geldi, bizim camları kırıyor. Yapma etme, Alman avukat Müslümanları çağırdı, bu kadını ikna ediyor. Çok yaşlıları çok inatçı, Hristiyan oluyor o kadın. Erkek ve kadınlar çok böyle yobaz bir Hristiyan tipidir, haşlı. Taş atıyor filan, her bütün camları kırıyor. Bizim genel başkan Osman Bey, Yumakoğulları, aklına geldi oradan bir gülü kadının yakasına taktı, gül. O taş attı, biz gül taktık. Kadın aptallaştı, utandı, mahcup oldu, eyvah. Taş attım gül attılar, taş attım gül attılar. Ağlayarak eve gitti. Sonra kutularla geldi, hediye veriyor bize. Biz de ona Almanca bir Kur'an-ı Kerim verdik. Tam 6 ay sonra o kadın, hoca nerede dedi hoca. Hoca nerede? Ne oldu? Ben İslam'ı seçtim. Taş attı, gül attı. Allah ile barışan bir kul haline geldi. Bu teşkilatları bu anlayışla hizmete sunmaya mecburuz. Kimseye kızamayız. Sarhoşa kırama kızamayız. İçki içene kızamayız. Açık gezene kızamayız. Hastaya kızılmaz. Mikroba kızılır. Bizim gayemiz hastalığı tedavidir. 1979'da Bremen'de dolaşıyoruz. Medine-i Münevvere'de 70 yaşında bir imam, cami imam hala orada. Nur yüzlü, ak sakallı Nimetullah Hoca, duymuşsunuzdur. Kumarhaneye girdik, beyhaneye. Avrupa'da bugün 2000 tane teşkilat var. 2000 Haçlılar kiliselerin karşısında. Buradaki gibi bedava namaz kılmıyor Avrupa'daki gurbetçiler. Kira parayla. Kira, Alman'a kira veriyor. İmama maaş veriyor. Elektrik, su, hepsi mark. Veya Belçika frangı veya Hollanda. Florini. Buna rağmen o gurbetçi aşkla camileri satın aldı. Şu anda Avrupa Milli Görüş'ün gayrimenkulü 500 milyon markın üstündedir. Tapulu malımız. 300-400 tane büyük fabrika gibi binayı kökten satın aldık. O cemaat, bir cemaat inandı mı sayısı az olsun. Vallahi dağdan gemileri yürütür. İşte o cemaat kendiliğinden olmadı böyle teşkilatlarla. Kapı kapı gezildi, kapı kapı. Diskotekteki insanlar toplanarak o noktaya geldi. Kumarhaneye girdik. Cemaat yok, ilk açılmış. Cemaati, sarhoşları topluyoruz. Cami cemaati, caminin gülü ödeyeceğiz. Allah'ın lütfuyla, bizde bir şey yok. Kumarcının biri yobaz dedi, çekil oradan. Şimdi vaktimizi alma. Nimetullah Hoca'ya diyor. Yavrum dedi, yapma, sana Resulullah'tan selam getirdim. Medine'den geldim. Selamı başına çal dedi, haşa. Görüyor musunuz? Hiç yerinden kıvırdamadı. Yavrum dedi, bir dinle bir dakika. Bu sefer kalktı genç öfkeli, Nimetullah Hoca'nın alnına tükürdü. Balgam attı. Tık, tık. Biz olsak ne yapardık? Ya, silahı çekerdik, yumruklaşırdık. Nimetullah Hoca dedi ki, evladım bir daha tükürsene bana. Ne olur, ne olur. Nefsim çok gururlanmıştı. Benim neslimi gel, bir daha tükür evladım. İşte o anda o genç inkılaba uğradı. Tutuldu böyle. Ne yaptığını şaşırdı. Utandı. Kağıtları yırttı, şişeyi kırdı. Nimetullah Hoca onu dedi döndü. O da peşinde koşuyor. Ne olur dedi, ayağını öpeyim, affeyle beni. Ve o genç vallahi şu anda Bremen teşkilatının en yiğit müşahididir. Onun için insanlara ayrım yapmayın. Sarhoşmuş, gülün onlara, tebessüm edin. Gülmeye ihtiyaçları var. Dertlidir. Dertlidir. Ben o sarhoş kardeşimin ayağındaki çamuru Clinton'a, Avrupa'ya, Amerika'ya değişmem. O la ilahe illallah diyor. O sosyete bacımın ayağındaki çamuru Avrupa'ya değişmem. O la ilahe illallah diyor. Onu yoğun bakım alacaksın. İslam hastanesinde
faydalı bir Allah eli ve askeri olarak çıkacak. Onun için bu milli gençlik vakıfları neymiş? Sağlık ocağı. Seni öldürmeye gelen sende dirilecek. Başka? Bu milli gençlik vakıfları aynı zamanda bir itfaiye teşkilatıdır. İtfaiye. Burada bu gece itfaiye kuruldu. Haberimiz yok. Haberimiz yok. Ne milli gençlik vakfı? İtfaiye. Buraya gelmeyenleri oraya giderek kurtaracaklar Allah'ın lütfuyla. Gelmez. Zorla değil ki, illa getiremezsin buraya. Gelmeyenin ayağına su getirilecek. Yanan evlere, yanan kalplere, kurtuluş arayanlara. Kurtuluş arayanlara. EP dergisi yazdı. EP, ekonomi politika. Allah Allah, Bağcılar'da milli görüş aldı, gecekondu bölgesi. Ama Güngören'de nasıl aldı? Araştırma konusu, hep sosyete %80. Aa, gittiler. Sakallı tespih satan bir kardeşimize, mübarek kardeşimize dediler, burada nasıl adil düzen patlaması oldu, bir anlat bakayım. Nasıl oldu? Bana dedi, sorma. Beni dinlersen şartlı konuşurum. Zaten ben doğuştan beri hep oradayım. Sen dedi, şurada dansözlük yapan, her sene her akşam gazinoda göbek atan, şarkı söyleyen şu Leyla'ya git, ona sor bu soruyu. Görüyor musunuz? Doğru, o kızın sarayına gitti. Villası var orada. Villa. Hizmetçisi kapıyı açtı. Hanımefendiyle görüşeceğim. Geldi. Dedi, ya burada nasıl adil düzen, refah patlaması oldu? Nasıl oldu? Dedi, sorma. Gel anlatayım. Bacılarım Sümeyyeler. 10 defa geldi. Kovdum. Yobazları kovun dedim. Hizmetçiye kovduruyor. 9, 10, 11'incisinde hizmetçi, bıktım dedi ya. Yine aynı kadınlar. İlla seninle konuşacaklar. Ben dedi, indim aşağı. İndim. Ne istiyorsunuz? Ya 10 dakika konuşacağız Allah aşkına. 10 dakika. Videomuzu da yanımıza aldık. Görüyor musun itfaiyecilere? Videocumuzu da yanımıza aldık. He? 11 dakika yok. Kapatacağız. Peki dedim, diye utandım. Televizyon, kamera, video kuruldu. Baktım bir sakallı çıktı oraya. Hepten çıldırdım. 1-2 dakika, 3 dakika derken 10. dakikada kapattılar. Ben çığlık attım. Kapatmayın. Dinleyeceğim. Ve vallahi elimdeki sigarayı kendi elimle derinde söndürdüğümün farkında değilim. İçki şişesi düşmüş. Çarpıldım. Örtündüm. Ve şimdilik Allah davasının bir askeri oldum diyor. İtfaiyeci olursanız bu olur. Herkesi taşlarsak, herkesi dışlarsak kim bu davanın bayraktarı olacak? Kardeş olmaya mecburuz. Suçlu aramıyoruz. Düzeni topyekun yıkacak Allah askeri arıyoruz. Hadise bu. Herkes bu ocağa gelecek. Burada Milli Gençlik Vakfı bugün itfaiye kuruluşu kurdu. 42 evlerde yanan evlere su taşıyacaklar. Başka? Biz burada bugün aynı zamanda bir savunma teşkilatı kurduk. Vatan savunması. Burası o kadar mühim ki şu 42 evlerdeki askeri ocak neyse burası olur. Neden? Niçin? Çünkü Türkiye'de silahlı kuvvetler Türkiye'nin korunmasının için yetkili değildir. Biliyor musunuz bu? Amerika izin vermeden silahlı kuvvetler Türkiye için savaşamaz. Halkımızın %90'ı bunu bilmez. Yarın sorun. NATO'nun verdiği silahla Türkiye korunamaz. Silahlar hep buradan geliyor. İşte Kıbrıs'a gittik, 10 senedir ceza. 10 senedir. Somali'de Müslüman öldürmeye gidecek. Kore'de George'u korumaya gidecek. Bosna'ya gidemeyecek. Yurt tehlikede. Size şaka mı geliyor? Cumartesi ben Malatya'da PKK'nın olduğu yerlerde konuşuyordum. Gece 17'den, ne gecesi? 17'den sonra doğu yollarında kimse gezemiyor. Doğu gitmiş. Doğu halkı ağlıyor. Allah aşkına gelin de bizi kurtarın diye. Allah onlara yardım etsin şu Topkapı'da. Sabahleyin dur bakayım, inen duran otobüslere bir bak. Yorgan yatak, yordan yatak, aygaz, tüp. Doğulu hep göç ediyor zavallı. Ana yurdunu, baba yurdunu bırakıyor. Doğulu kardeşlerimiz Filistinli Müslümanların uğradığı zulme uğramıştır.
Asker de vuruluyor, doğulu da vuruluyor. Geçen ada pazarında bir altı cenazeye katıldım. Asker cenazesi. 6 tane hatmine katıldım. Çarşamba günü Zile'deydim, Tokat Zile mitinginde. O gün subay asker öldürülmüş. 3 yaşındaki çocuk babasının göğsüne çıkmış. Bilmiyor ölüm nedir. Baba diyor, dargın mısın bana? Neden sarılmıyorsun kollarına? Baba niçin konuşmuyorsun? Bu askerin katili kim? Memleket gidiyor, bak burada söylüyorum. Türkiye bitkisel hayata giriyor. İşte bizi, çoluk çocuğumu görmeden buraya getiren budur. Ülke gidiyor, yatacak zaman değil. Şarkıcı da değilim, türkücü de. Ama bu ülke insanını uyarmak hepimizin görevidir. Bunu göremeyen göz kör, işitmeyen kulak sağırdır. Türkiye'yi kasten bitkisel hayata sokuyorlar. 2 tane kararname hazırlığı var. Geçen spor salonunda birini söyledim. 1, kanun kuvvetindeki kararname, hükümet hazırlıyor. 1957 yılından önce Türkiye'den kovulan Rumların yeniden dede baba ocağına dönmelerine imkan sağlayan bir kararname. 1957'den önce kovulan Rum dedin mi? 1071 yılına kadar, 1071 yılından önce, 1071 yıl zaferiyle, Malazgirt zaferiyle kovulan Rumlar kastediliyor. Dedelerinin 700 yıllık tapuları hala dosyasında. O zaman şu İzmit'te hiçbirimiz bu binaların bize ait olduğunu ispat edemeyiz. Bunu şimdi mi tatbik edecekler? Hayır. Bu ortak pazara giriş hazırlığıdır. Ordu lav edilecek ortak pazarda, biliyorsunuz. Tek ordu, tek bayrak, tek ülke. Tek sınır. Ortak pazar Roma Anlaşması'nın bir maddesi. İsteyen istediği yere yerleşecek. Romalı gelecek. Rum 42 evlere. Diyecek bu benim dedemin tapusuydu. Buyurun. Buna hazırlık yapıyorlar. Ama dün de söyledim. Şehit kanıyla anılan toprağı satacak kadar alçak değiliz. Sattıracak alçaklara meydanı boş bırakacak kadar alçak değiliz. Bu kadar alçak. İkinci bir hazırlık var. Nedir bu hazırlık? Ortodoks kiliseleri toplandı. Dediler ki Katolik kiliselerinin devleti var. Hangisi? Vatikan. Bizim niçin devletimiz olmasın? Biz de ayrı bir mezhebiz. Fener'de bir devlet kuruluyor. 2,5 dönümlük. Fener neresi? İstanbul. Fener Ortodoks Devleti. İstanbul. Bunun hazırlığı var. Hala millet bu olayların nereye varacağını bilemiyor. Türkiye gidiyor. Onun için Türkiye'deki olayları millete duyurmak ve şimdiden hazırlıklı olmak için bu ocakları açıyoruz. Bunu bilesiniz. Bu kuvayi milliyedir. Bu vatan savunmasıdır. Vatan için şehitler bölüğü burada hazırlanacak. Kendimizi tanımazsak yarın hepimiz böyle Bosna'daki Müslüman gibi avlanacağız. Nasıl avlandı onlar? Nasıl? Aynen bir gecede yakalandılar. Bir gecede. 100 yıl komşularıydı. Hristiyan'a güven olur mu? 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl komşuya. Komşu saldırdı, komşu vurdu, komşu ırzına saldırdı. Tabii biz de elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama düşman geldi mi Rusya gibi, Afganistan'a girdi gibi girer bu sefer. Onun için ülke insanı olarak şimdiden savunmaya, kendinizi hazırlamaya mecburuz. Çünkü masonlar bu vatanı satmaya ant etmişlerdir. Masonluğun Türkçesini bilirseniz bu sözün ne manaya geldiğini bilirsiniz. Mason İngilizcedir. Açın ya da İngilizce sözlüğe bakın. Ne demek mason? Türkçesi usta demek. Ne demek usta? Öyle usta. Herkesi mason yapmazlar. Vatanı satacak, satarken de alkış alacak. Vatanı satma ustası. Bayrağı satma ustası. Çimento fabrikalarını Fransız'a sattı, millet alkışladı. Bu her ustanın işi midir ya? Her usta bunu yapabilir. Adam ihanete alkış alıyor. Biz doğruyu söyleyemiyoruz. Saatlerce doğru için ter döküyoruz. O çimento fabrikalarının 8'ini Fransız'a satıyor, alkış alıyor. Bunu ancak usta yapar. İşte o usta yapmasın derler. Yeşilköy havalarını sattı Lüküt firmasına. Millet alkışlıyor. İskandinav firmasına Yeşilköy Hizmetler Birimini sattı.
Şimdi telefonu satıyor bu gol kralı Tansu'nun arkadaşı, rol kralı Tansu. Telefonu satıyor. Kime satıyor? Garibime satsa, saat biz özelleştirmeye karşı değiliz. Sekayı Seka'da çalışan işçiler satın alsın. Petkim'i Petkim'de çalışan işçiler satın alsın. Veya İpraz'ı, nedir o sattıkları? İpragaz'ı kime sattılar? Fransızlara ya. Kocaeli'deki İpragaz satılıyor, millet uyuyor. Hala o partilerde görev yapanlar. Ya vatanın bir karışı satılmaz, bir karış İpragaz'ı satıyor. Türkiye'nin en çok kar eden firması İpragaz'dır. Bakın vergiye. Kar edeni sat. Alkış alıyor. Bunu herkes becerebilir mi? Becerenemezsin diyorlar. Hem alkış alacak kaptan, hem ihanet yapacak. Bunun adına Siyonizm'de mason diyor. Yahudinin entrikalarını halkı uyutarak gerçekleştiren usta İngilizce'de mason demek. Onun için biz savunma ocağını kurduk. Dedem hatırlar. 70 sene evvel, 70 sene evvel İzmit'e geldik. İstiklal Harbi'ndeki o dağlarda çarpışan dedem anlatırdı. Ordu tehlike olmuş. Ne olacak? Ordu yok. Sevr anlaşması orduyu bozdu. Ama millet durdu mu? Ordu dağıldı. Millet silah sarıldı. Yunan'ı durdurttu şurada. Kazım Bayramiki Paşa doğuda durdurttu. Çerkez Ethem Ege'de durdurttu. Yani ordunun ayağı da bağlansa yedekte bir savunma ocağı olmalıdır dedik ve onun için rafa, onun için milli görüş farkını duyuyoruz. Bunu böyle bilmek lazım. Çekiç güç gelmiş asker vuruyor. Konferanslarımda anlattığım için bunlara girmiyorum. Kendi askerimizi çekiç güç vuruyor ya. Bunu bilmeyen göz kördür. Çekiç güç benim için gelmedi ki. George, yavrusundan çok sevdiği köpeği Johnny Paris'te benim için bırakmadı ki. Diskotil benim için bırakmadı ki. Bu kadar aptal salak Johnny olur mu ya? Türkiye'nin güvenliğini korumak için Johnny Amerika'daki eğlenceyi bırakacak. Size diyecek ki ey erkekler, kadınlar, Türkiye'deki Müslümanlar siz yatın. Biz sizin canını güvenliğinizi korumak için hanımları bıraktık. Böyle aptal gavur olur mu yeryüzünde? Kendi menfaatleri için geldiler. Askeri onlar vurduruyor. Albay hastanede ziyaretime geldiğinde anlattı. 100 asker şehit olmuş. Eşkıyayı sıkıştırdık Erbeni dönmesi. Tam öldüreceğiz. Gökyüzünden Amerika'nın 8 tane helikopteri belirdi. Çekiç güç. Ankara hükümetinin bize talimatı var. Çekiç gücü gördünüz mü, ateşkes. Allah Allah. Gözümüze baka baka 100 askeri vuran eşkıyanın yaralısını, dirisini, ölüsünü çekiç güç aldı ve gitti. Görüyor musunuz ihanet nereden kaynaklı? Geçen Kayseri milletvekillerine de söyledim. Dedim arkadaşlar, bizim milletvekillerine, yarın Savunma Bakanlığı'na bir önerge verin. Deyin ki doğuda askerlik yapacak, ilk askere gidecek, çekiç güçle, eşkıyayla savaşacak olanlar, bu çekiç güç denen hain güce oy veren vatan haini milletvekillerinin çocukları olacak. Mecbur edin. Mecbur edin. Benim oğlum gidiyor. Bir de onların oğlu gitsin. İsviçre'de şirket kurduruyorlar. Çocuklar ne bu milletvekili? He, paralı işçi. İşçi gösterip paralı asker. Benim manamı alacak. Bir de bunların anası arasın bu ülkede ya. Nedir bu? Öyle diyor Tansu Çiller geçen gün. 35 asker vuruldu. Çok rahat. Olsun diyor, bizde çocuk çok. 35 vurulur 70 gelir. Kendi doğurmuyor ki. Rahat konuş. Bir de onun anası ağlasın, bak çekiç güç kalır mı? Onun için burada da söylüyorum. Çekiç güç. Bu kasetleri hepsi dinliyorlar. Bugün Şırnak'taki subayla görüştüm uçakta. Çekiç güç dahil bu kasetler onlara kadar gidiyor. Onun için mahsus konuşuyorum. Biz gelmeden gitsinler, gelişimiz yakındır. İnşallah. Eğer gitmezlerse Anadolu'yu onlara mezar yaptırmazsak ne ameliz? Açık olarak. Biz korkak değiliz. O özlekler, o masonlar korkuyor, biz değil. Bak, bir avuç Somalili Amerikan canını okudu. Amerikan'ı rezil oldu.
Abdurrahman! Rezil oldu. Körfez Savaşı'nda da rezil olacaktı da Türkiye imdadına yetişti. Türkiye! İncirlik üstüne atmasaydı bak görel bakalım. Aynen Kore'deki hezimete. Kore'de biz olmasaydık Amerika gitmiş. Güney Vietnam'da nasıl rezil oldu? Burada da olacak. Onun için biz bu teşkilatları Türkiye'nin savunması için açıyoruz. Onun için şu mahalledeki insanlar bu teşkilatın aleyhine değil, bu teşkilatın lehine çalışmalıdır. Bu teşkilata teşekkür etmelidir. Şu gençlerin alnından öpmelidirler. 70 yaşındaki dedenin yapması gerekli olan vatan millet savunmasını 20 yaşındaki genç üstleniyorsa bu gençliğin alnından öpmeliyiz. Ülkenin müdafaası en mühim unsurdur. Allah bizi vatansız bırakmasın. Çünkü aleyhissalatü vesselam hubbul iman, hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Peygamberler önce vatan seçmiştir. Kendi doğduğu yeri bırakmış, İslam'ın yaşanacağı bir toprak elde etmeden devlet temeli atmamıştır. Vatansız İslam yaşanmaz. Vatansız namus korunmaz. Vatansız malın alın terinin hakkı korunmaz. O halde bu vatanı işgalci baykuşlardan korumak için el birliği yapmak mecburiyetindeyiz. Güvenemediğimiz idarelere bu vatanı bırakamayız. Tedbir için işte bunları açıyoruz. Tedbir için Refah'ı kurduk. Tedbir için Milli Gençlik Vakıflarını. Yiğitler yetişecek. Ayetleri yazın gençler şu ayeti Negeve'nin kapısına. Girişteki sağ tarafa. Bir kısmı sözlerinde durdu, şehadete koştular. Öbürleri de sözünde durmak için nöbet bekliyorlar. Bu aşkla yetişiniz. Nöbet, şehadete koşmak için nöbet. Şehitlikten korkmayınız. Şu sözümü ezberleyiniz. Allah yolunda verilmeye hazır olmayan her canın katili, her malın hırsızı vardır. Bu sünnetullah'tır. Cesur olunuz. Allah yolunda canınızı vermeye korktunuz mu? Rus gelir filan. Vallahi gelir. Avrupalıların korktuğu şehitliğe hazır toplumdur. Hiç savaşmanıza gerek yok. Şehadete hazırız deyin. Vallahi sırt biter bugün. Hazır, hazırız. O kadar açık konuşuyorum. Ölüme hazır bir toplumdan Batı korkar. O bizi çok iyi tanır Çanakkale'de. O bizi çok iyi tanır Anapartalar'da. O bizi çok iyi tanır Malazgirt Meydan Muharebesi'nde. O 220 kilo mermiyi kaldıran Seyit Çavuş'u hala unutmuş değildir Batı. Bu nasıl kaldırılmıştır diye. O 60 kilo mermiyi Erzurum dağlarından taşıyan Nene Hatunların cihattaki aşkını unutmamıştır. O 1911'de Edirne'ye gelen Bulgar subayının, ey Edirneli Türk gelinleri, size iki gün düşünün, iki gün müddet. Evinizin etrafına bakın, ağaçlarla kapladık. Ya namusunuzu verecek, ya sizi yakacağız dediğinde, o genç Türk kızı pencereyi kaldırarak bire Bulgar gavuru. İki gün düşünmeye ne gerek? Nasıl teklif bu? Hemen tutuştur. Yanacağız, yanacağız, tek bir taşı size vermeyeceğiz deyip yandılar, yandılar. Tek bir saçı vermediler. İşte Batı bunları, bu anaları çok iyi tanıyor. Çok iyi tanıyor. Biz cesur bir milletiz. Ama biz kimliğimizin manasını bilmediğimiz için sıkıntıları birlikte çekiyoruz. Burası aynı zamanda idare okuludur. Ne demek idare okulu? Buradan fatihler yetişecek. Valiler yetişecek. Ulubatlı Hasanlar yetişecek. İdareye talip olmazsanız zilleti kendi elinizde kabul edersiniz. İnsanlar idarecinin dini üzeredir. Ennâsü alâ dini mulûkihim. İnsanlar valinin dini üzeredir. Vali burada şuurlu bir Müslüman olsun, cuma tatilini kanundan çıkarmana gerek yok. Vali karar verir. Cuma'da tatil bitti. 100 bin, kaç bin nüfus var İzmit'in? 500 bin diyelim. 500 bin insan bir valinin kararına bağlı. Doğru mu? Zaten futbol maçını 11 kişi oynuyor. 11-12. Kaç kişi seyrediyor? 300 bin kişi, 50 bin kişi. Golü futbolcu atar. Seyirci atmaz. Müslümanlar seyirci olmuş olaylara. Gol! Amigolukla gol olur mu ya? Sahaya ineceksin. Disiplinli takım haline geleceksin. Formanı giyeceksin. Formada numaran olacak. 2 numara sağ bek, 3 numara sol bek, 5 numara santraf.
santraf, libero, 7 numara sağ açık. Bunların bir manası var futbolda. Kaldırın, herkes birbirine gol atar. Bir golde bile numara şartta, şu ülkeyi korumak için hiçbirinizin görevi yok mu? Forma giymeyecek misiniz? İşte bugün giydiniz, sizi tebrik ediyorum. İdareci yetiştireceğiz. Buralardan fatihler, buralardan valiler, kaymakamlar yetişsin istiyoruz. Bunu bunun için açtık. Çünkü idarenin altında inimliyoruz. Bugün Türkiye'de hakimiyetler istisnasız kimindir? Söyleyin. Amerika ve Avrupa'nındır. Meclisin duvarlarındaki yazıya bakmayınız siz. Türkiye'de hakimiyet kayıtsız milletin olsaydı Türk parası doların esiri olur muydu? Madenler, petroller Amerikan emriyle kapalı tutulur muydu hakimiyet milletin olsaydı? Hakimiyet milletin olsaydı bu hırsızlar belediye başkanı olur muydu? Lağım fareleri. Kanalizasyon fareleri. Hakimiyet milletin olsaydı ağaçları çürüyen, ormanları çürüyen bir ülkenin bu kadar kerestesi varken Romanya'dan kereste ithal edilir miydi? Rize çayı çürürken İngiltere'den Lipton çayı ithal edilir miydi? Muzumuz çürürken Afrika'dan muz ithal edilir miydi? Zonguldak kömürü 100 sene yetecek kadar rezervi bolken İshak Alaton denen alçak Yahudi zengin olsun diye Afrika'dan kömür ithal müsaadesi verilir miydi bu ülkede? Hakimiyet milletin değil. Onun için sizin ayağınıza geldim. Hakimiyeti Amerika'dan alın bu ülkede. Avrupa'dan alın. Allah'a teslim ediniz. Hakimiyet bu ülkede kayıtsız şartsız milletin olsaydı ordumuz NATO'nun emrinde olur muydu? Hakimiyet milletin olsaydı çekiç güç, ihanet güç, işgal kuvveti topraklarımıza gelir miydi? Hakimiyet milletin olsaydı cuma cumartesi pazara çevrilir miydi? 1000 yıllık harflerimiz rafa kaldırılır mıydı? Roma yolları açılıp Kabe yolları kapatılır mıydı? Hakimiyet milletin olsaydı bu ülkede dün Kayseri Üniversitesi'nin 2. sınıfındaki Zehra başörtülüsün diye tasdikname eline verilip hıçkıra hıçkıra ağlayarak "Ya Rab, beni attıran Müslümanları sana şikayet ederim" diye feryat eder miydi dün? Ne suçu vardı o kızın? Başörtülü okumuş en zeki kıza çıkış kağıdı veriyorum. O eğitimine son. Bunlar mı ilerici? Amerika'da geçen ay mahkeme oldu. Pakistanlı bir kıza Amerikalı profesör "Sen çok çirkinsin" dedi. Neden? Sana örtün çirkinlik veriyor. Bunu bil, fırsat bilen kız mahkemeye verdi profesörü. Dersten atmıyor ha. Sadece bu örtü sana yakışmadı dedi profesör. Mahkemenin kararına bak, Amerikan Eyalet Mahkemesi. Ne karar veriyor? Amerikalı profesör Müslüman Pakistanlı kıza hakaret ettiği için $58,000 cezaya çarptırılmıştır. Ya, onun için Türkiye'de idareyi ele almak mecburiyetindeyiz. Geçen de söyledim. Eylül ayı okullar açıldı, anamız ağladı. 10 gün maaşımız yetmedi. Habire kitap değiştir. Habire kitap. Bizim beyler de ilk sene araştırdı. O ilk sene en küçük hırsızdır bu. Küçük. Şu Milli Eğitim Bakanlığı'nın hırsızlığı 30 tane ihsandır. Sadece ilkokullardan vurduğu 300 milyar. Lise, o üniversite 2 trilyon hırsızlık olmuştur. Alman öğretmene sordum geçen Köln'de. Sizde matematik kitabı değişiyor mu her sene? Bana dedi, "Teppa deli misin?" dedi ya. Neden değişsin? Neden? Biz 6 kardeşiz. Babam bizi işte şuradaki ilkokulda okudum. Atatürk İlkokulu. 27 Mayıs İlkokulu. Orada okurken, Karamürsel'deki Merkez İlkokulu'nda okurken bir kitapla mezun etmiştir. Abimin kitabı. Abim 3'e geçti, ben aldım. Ben 3'e geçtim, kardeşim aldı. Abiler öyle okumadınız mı o dönemleri, hatırlayın? Şimdi Kocaeli'deki matematik kitabı ayrı, Adapazarı'ndaki ayrı. Soyguna bak. Parsellemişler Türkiye'yi. Geçen seneki matematik kitabında 2+2=4 ediyordu da bu sene 5'e mi çıktı bile hırsızlar? Geçen seneki coğrafya kitabında Türkiye'nin Akdeniz'i güneydeydi de bu sene kuzeye mi çevrildi? Geçen seneki tarih kitabında Malazgirt Meydan Muharebesi 1071'de bu sene 1009'a mı çıktı?
Ne değiş? Değişen hırsızlar. Milletin Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu torpille dolu, hırsızla dolu. Bu efendim benim kitabımı kabul et. Benim Nevşehir'deki kitap Kırşehir'de geçme. Böyle matematik olur mu? Aynı artı, aynı eksi, aynı çarpma ama vurma ayrı. Bu size bir şeyi anlatmıyor mu bu ülkede? Bu ülkenin yönetimine el koymak mecburiyetinde olduğumuzu anlatmıyor mu? Bu ülkedeki vorgunun boyutunu anlatmıyor mu? Ya şu memurlar 10 gün içinde maaşını bildirdi bu kitaplar yüzünden. Şu önlükler, gardiyan elbisesi gibi önlük. Avrupa'da hiçbir ilkokulda önlük yok. İster istediği elbiseyle. Bizde önlük var. Niçin önlük? Çünkü önlük fabrikaları, tekstil fabrikaları, iplik fabrikaları iki Yahudinin elindedir. İki Yahudi memnun olacak, her sene önlük diksin benim anam. Yapmayın. Şu sözümü tekrar ediyorum. Yorulmuş hırsızları dinlenmiş hırsızlarla değiştirme devrine son verin bu ülkede. İnşallah. Son. Yorulmuş hırsızları dinlenmiş hırsızlarla değişiyoruz 60 senedir. Sağ yoruluyor çala çala, sonra sol diyor sen dinlendin biraz da sen çal. Ve İstanbul'u soyan Bedrettin Dalan 5 sene soydu yoruldu. Ben de artık dinlenmeye çekildi. Sonra kanalizasyon faresi geldi. 5 sene o çaldı. 5 sene o çaldı. Şimdi diyor Nurettin ben yoruldum. Geçen flaşta Bedrettin Dalan yeniden sahneye çıktı. Ben de hazırım. Dinlenmiş tabii hazır. Artık bu devre son verelim. Yorulmuş hırsızları dinlenmiş hırsızlarla, yorulmuş hainleri dinlenmiş hainlerle, yorulmuş zalimleri dinlenmiş zalimlerle değiştirme yerine bu vatan için ölmeye hazır inançlı sizin evlatlarınızla bu ülkeyi idare etme kararlılığını millet olarak artık gösterelim. Vakit geçiyor. Türkiye'nin bekleyecek tahammülü yoktur. El birliği yaparak, bu müesseseleri destekleyerek, maddeten ve manen bu gençliğe sahip çıkarak, kabirde de olsak bu evlatların Allah dedemden razı olsun, ölmeden bana mutlu bir Türkiye, güçlü bir Türkiye bıraktı dedirtecek bir Türkiye'yi bırakmak lazım. Bu neyle olur? Müslümanlık kimliğinin ne manaya geldiğini bilmekle olur. Ve onunla sohbetimi bitiriyorum. Nedir Müslüman? Müslüman barışan ve barıştıran demektir. Kimliğini öğren. Bu kimlikle eve git. Barışan ve barıştıran. Ne demek? Önce sanatkarımızla barışacağız. Nerede? Her yerde. Allah'ımızla barışacağız. Hukukta da, siyasette de, ilimde de o her şeyi bilir. Gençler soru sorayım. Görme kanununun mimarı kimdir? He? Allah. İşitme kanununun projesini kim çizdi? Allah. Yürüme kanunu kim çizdi? Allah. Zeka kanununu kim çizdi? Allah. Peki devlet idare kanunu kim çizecek? Hacı itiraz ediyor. Devleti dine, dini devlete karıştırma. Olur mu ya? O projenin de mimarı Allah'tır. Allah meydan okuyor Kur'an'ında. Benden başka kanun koyucular varsa onları toplayın. Bütün dünya parlamentolarını. He? Görme kanunu çizmek mi zor, devlet kanunu yazmak mı? Görme çok zor. Yapamazsınız. Hiçbir beşer görme projesi çizemez. Bunu başaran Allah sizin mahkemenizi mi Romalı kadar idare etmeyecek? Bütün parlamentoları toplayın. Bütün ilim adamlarınızı toplayın. Bu yetmiyorsa cinler aleminden, cinler aleminden yardımcı kuvvetlerinizi getirin. Sadece sizden istediğim sivrisineğin kanadını yapın. Meydana bak hayır. Öyle boş atma. Kanun koyarım. Sen kimsin kanun koyacaksın? Sivrisineğin kanadının projesini çiz. Hodri meydan. Meydan okuyuşa bak. Gücünüz varsa sivrisineğin kanadını çiziniz. Sivrisineğin kanadını çizemeyen insanoğlu anayasa nasıl yapacak? Kanun nasıl koyacak? Onun için ela lehul halku vel amr. Yaratma projesi de onundur. Devlet projesi de onundur. Demek suretiyle Allah'la barışacağız. Barıştık mı? Barıştık. Namazla barıştık, oruçta, devlette de Allah'la barışacağız. Kennedy öyle diyor. Bir şehri Allah'a teslim etmezseniz, bir ülkeyi Allah'la barıştırmazsanız, vurulan Kennedy, Amerikan devlet başkanı.
o ülkede polis ve askerlerin nöbet tutmaları lüzumsuzdur. Görüyor musun? Ne anarşi önlersiniz ne hırsızı vurursunuz, yakalarsınız. Çünkü kalplerde Allah korkusu olmadıkça askerle bu işi sağlayamazsınız. Kennedy anladı da bizim geri zekalı Kenanlar anlasın diye bunu söylüyorum. Allah'la barıştıracağız toplumu. Mahkemeyi Allah'la barıştıracağız. Derdim budur. Derdim budur. Gençler, Allah'a aşık olun. Onu sevin. Ana kabrinden dünyaya geldik. Bitiriyorum. Toprak kabrinden ahirete gideceğiz. İki tane kabir vardır. Biri ana karnı kabridir. Öbürü toprak kabridir. Ananın kabrinde 9 ay kaldık. Dünyaya geldik. Dünyada ne kadar kalacağımızı Allah gizlemiştir. Ama bir gün mutlaka toprak kabrine inecek ve oradan da ahirete. İki mekana kabirsiz gidilmiyor. Ana kabrine gelmeden dünyaya, toprak kabrine gelmeden ahirete gidilmiyor. Yolunuz asfalt olmuş. Altınla kaplanmış. Kocaeli dünya şampiyonu olmuş. Bunlar hepsi gelip geçici heva nefes. Asıl olan bu gençliği ahirete hazırlamaktır. Ben acıyorum şu gençliğe. Ve mahallenize geç geldiğim için sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Şu gençlik, alnından öpülecek gençlik. Bunlara ahiret yurdunu öğretmedik. Musalla taşına ne zaman konacağı belli olmayan Yusuf'una niçin acımıyorsun? Niçin yahu, ben sizin evlatlarınız için ter dökmeye mecbur muyum? Sizin evladınızı sizden çok seviyorum. Onun için geldim. Yavrularınıza sahip çıkın diye yalvarmaya geldim. Bu yavrularınız için dünyaya, dünya okulunda başarılı olmaları için mutlu bir iktidar, barış iktidarını kurun diye yalvarmaya geldim. Biz böyle değildik. Dedem Yemen'e gittiği zaman öyle diyor. 10 sene sonra geldi, çocuğu hafız oldu. Babam hafız oldu. Şimdi 10 dakika çarşıya inemiyoruz. Çocuk kumarhaneye gidiyor. Ne kadar emindik o zaman, değil mi? 20 sene git cepheye dön. Çocuk Allah'ın bir asker olmuş. Şimdi 20 dakika ayrılamıyoruz. Çünkü televizyon, çünkü bu boğa düzeni hepimizi yok ediyor. Onun için el birliği yaparak bu evlatlarımızı kurtarmaya mecburuz. Et dünya cifetun ve talibuha kilabun. Kafir için dünya bir çöplüktür. Onun meraklıları köpeklerdir. Ölçüsünü unutmayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifi varid olmuş. Bu hadis-i şerifi ifade etmiş. Demiş ki dünya bir çöplüktür. Doğru mu? Doğru. Hangimiz çöp olmayacağız? Şu şurası, şu duvar bir konuşsa da, ah bir konuşsa, ne sesler çıkar ondan bilir misin? Der ki ey insanoğlu, ben de senin gibi bir insandım. Beni toprağa gömdüler. Sonra aldılar, harç yaptılar. Şimdi ben duvarda sıva oldum. Tuğla öyle konuşur. Belki hangimizin cesedi bir tuvalet taşı içinde olmayacak? İnsan bir çöplüktür. Saraylar çöplüktür. Kimin sarayı kimde kaldı? Kimin malı kimde kaldı? Kimin serveti kimde kaldı? Hepsi çöplük. Ama mümin için dünya, dünya mezraatul ahire. Ahiretin ekin tarlasıdır. Kargalar çocuklarınızın rızıklarını yiyor bu ülkede. Televizyon kargası yiyor. Basın kargası yiyor. Okul kitapları kargası yiyor. Çocuklarınız ahiret tarlasına ekemiyor. Onun için Yusuf'a acıyorum. Onun için Leyla'ya acıyorum. Çocuklarınıza birazcık ahiret için bu ülkede rızık bırakın Allah aşkına. Nedir bu gaflet? Ölüm niçin ansızdır? Kim söyleyecek? Ansızın gelir. Tarihi belli olmamış. 2 sebepten dolayı. 1, torpil kopya çekmeyelim diye. Ölümün tarihi olsa yatardık. 50 sene 50 gün yaşayacaksın dedi mi 50 sene yatarız. 50 gün tövbe ederiz, cennete gideriz. Olur mu? Bu dünya imtihandır. 2, asıl olan Allah ölümü bile sizi acıyarak gizlemiştir. Ölümümüz önceden belirtilseydi, doğarken bize deseydi ki 40 sene 4 ay 4 gün yaşayacaksın,
dünyada en çok tımarhane olurdu. Tımarhane. 39 sene geldi mi 39 yaş? Eyvah, kafa işidir, bir yılım kaldı. Hanım ağlar, çocuk ağlar. He? Herkes delirir. Aa, bir hafta kaldı. Hele bir gün kaldı. Bir saat kaldı. Allah ne kadar Rahman, ne kadar acıyıcı. Ölümü bile kulunun menfaatine, kulunu severek gizlemiş. Bu gizli olan ama mutlak olan ölümümün ve ölümden sonraki hayat için bu çocuklarımıza ekin tarlalarını kargalara yedirtmemek için işte bugün vakfımızı açmış bulunmaktayız. Allah'ın izniyle vakit yaklaşmaktadır. Müjdeler olsun. Allah'ın nurunu tamamlayacak. Putperestler kızsalar da kızmasalar da, çatlasalar da patlasalar da, şeytanın yardakçıları, kavga, kan, anarşi düzenin taraftarları duysun ki barış düzeni Türkiye'de kurulacak. Bizim kuracağımız hak düzen bize çatanları da kurtaracak, bize kızanları da kurtaracak, bize taş atanları da kurtaracak. O günün yakın olması dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Milli Gençlik Vakfımız tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olunuz. Kardeşler, gençler diyor ki bilhassa Ebu Bekir Sıddık düşüncesinde olan zengin kardeşlerimiz Allah için bu vakfın açılışı münasebetiyle yapılan masraflara ortak olalım, bu dava yükünü birlikte omuzlayalım, hep birlikte Çanakkale'de nasıl aynı heyecanla düşmana karşı göğsümüzü germişsek şu gençliğimizin kurtuluşu için maddeten de yardımı esirgemeyelim. Nerede? Sevginiz nerede kuruldu? Evet. Hep birlikte yardım edelim. Artık size anlatacak bir şey yok. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel desen biraz o yalan. Asıl olan Allah'ın davasını satın almak. Afgan Dağı'ndan topal geldi Bosna Hersek'e. Hiç unutmuyorum. Bosna Hersek'e topal geldi. Dedim senin ayağın nerede? Bosna'da koptu. Rusya'da Ruslarla savaşırken Afgan Dağı'nda koptu. Yahu sen 10 yıl savaştın, ayağını verdin, hala savaşıyorsun, doymaz mısın dedim ey Afganlı mücahit. 50 bin dolar veriyorlar kellesine, bir köyde 100 sırtlığı geberdi. Bana ne dedi biliyor musunuz, yerin dibine geçirdi beni, keşke söylemeseydim. Hocam, hocam, Kalübela'da ben Allah'a söz verdim, Rabbimle anlaştım, mukavele yaptım. Vücudumu cennet karşılığı Allah'ın dinine sattım. Sözümde duramadım, Afgan Dağı'nda bir bacağımı verebildim. Geri kalanını Bosna cephesinde vermek için buraya geldim. Bir ona bak, bir de kendine bak. Kendimize bakalım, ona göre şurada yardımlarımızı yapalım. Geceniz hayırlı olsun. Hakkınızı bana helal ediniz. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kardeşleri tebrik ediyorum. Sağ olun.